soracağım. Sen kaç yaşındasın Özgün? 24 yaşındayım. 24. Sen? 19. 19. Özgün peki 23 yaşında tanıdın Özlem'i aşağı yukarı 23,5. 23,5 yaşına kadar hiç ilişkili olmadı mı? Yani Özlem'e gelene kadar. Çünkü erkeklerden hoşlanmadım diyorsun. Evet. Oldu. Oldu. Hanımlarla mı oldu? Evet. Peki ona nasıl anlattın? O lezbiyenlik değil mi? Şimdi karşı taraf, yani anlatacağım kişilerden dolayı farklı. Şimdi karşımdaki insana anlatsam anlayamaz. Anlayan insanlara da zaten anlattım durumumu. Özlem bildiği gibi zaten beni kabullendiler. Özlem nasıl beni kabullenmiş şu an. Onlar da o şekilde. Nasıl ortamlarda oldu? Çok ilginç, çünkü Elazığ gibi bir yerde çok insan beklemiyor böyle şey olmasını. Yani ne bileyim, belki bir İstanbul'da daha kozmopolit yerlerde daha çok görülüyor. Ama Elazığ gibi bir yerde nasıl ortamlarda oldu? Yani doğum günü partisi mi? Ne bileyim ben, diskotek mi? Nasıl ortamlarda bu insanları buldun? Nasıl ilişki kurdun? Bu kadarına girmek istemiyorum aslında. Ama önemli değil mi? Çünkü Türkiye'de belki bir sürü kapalı perde arkasında böyle şey yaşanıyor. Bunu belki anlatabiliriz izleyicilerimize buradan. Yani nerelerde oldu? İş yerinde mi oldu? İş yerinde oldu diyemeyeceğim de, ya girdiğim ortamlarda oldu. Kaldığım ortamlarda oldu. Kaldığın evlerde oldu. Kaldığım ortamlarda oldu. Yani o zaman bu, Türkiye'de bu çok mu yaygın? Var mı? Çok. Bu konuda bir şey diyemeyeceğim ama. Şunu sorayım, yani mesela 5 tane 5 kadına yaklaştın diyelim. Kaç tanesi sana olumlu cevap verdi? Yani diyelim ki 3 kadına yaklaştım veya 5 kadına yaklaştım. 5'i de evet mi dedi? Evet Özgün mü dedi? Yoksa 3 tanesi sen sapıksın deyip 2 tanesi mi kabul etti? Yani aşağı yukarı kaçta kaç? Şu ana kadar karşı gösterilmedi. Herkes kabul etti. Evet. O zaman hakikaten dayanılmaz bir caziben var. Belki.